beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederiz. Sayın İl Başkan Yardımcım, İlçe Başkanım, değerli daire amirleri, kıymetli belediye meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, kıymetli muhtarlarım, değerli hemşehrilerim, muhterem hanımefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hep birlikte yepyeni, farklı ve Polatlı'mıza değer katacağına inandığımız bir projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Açacağımız su parkımız şimdiden en önce çocuklarımıza ve hanımefendilere hayırlı uğurlu olsun. Değerli hemşehrilerim, güzel şehre ve sizlere hizmet yolculuğunda 4 yıl 3 ayımızı geride bıraktık. Allah'a şükürler olsun ki geçen 4 yıla rağmen hala ilk günkü heyecanı yaşıyoruz. Şahsım, teşkilatımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye personelimizle birlikte mesai tanımadan her an bu şehre değer katmanın gayret içerisinde oluyoruz. Ve şükürler olsun ki çok şey yaptık. Az sonra bunlardan ben size tek tek bahsedeceğim. Çünkü biz şüheda torunlarına hizmeti bir ibadet kabul ediyoruz. Ve insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir hadis-i şerifine mazhar olmaya gayret gösteriyoruz. Değerli hemşehrilerim, bugün itibariyle açılışlar serisini başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki 3-4 aylık sürede takriben 10-15 gün arayla buna benzer büyük projelerimizin açılışını hep beraber yapacağız. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz su parkımız, bir diğer adıyla Aquapark, yine geçen sene burada hep beraber temelini attığımız Aquapark. Söz vermiştik, demiştik ki seneye bu vakitler çocuklarımızı havuzla buluşturacağız demiştik. Cenab-ı Allah nasip etti. Bugün açılışını yapıyoruz. Az sonra göreceksiniz. Standardı 5 yıldızdır. Onu söyleyeyim. Hani tatile gidiyorsunuz, otellere gidiyorsunuz. O otellerdeki 5 yıldızda ne varsa burada aynısını göreceksiniz inşallah. Her türlü iki ayrı bölümden oluşuyor. Bay bayan olmak üzere. Yani aynı anda bayanlar ayrı bir bölümde, erkekler ayrı bölümde hizmetten faydalanabilecekler. Tabii her türlü hijyenik ve güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ben projemizin Polatlı'mıza, özellikle Polatlı'mızdaki turizme çok katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü çok iddialıyız ve iddia ediyoruz. Ankara bölgesinde böyle bir aquapark yok. İnşallah sadece Polatlı'dan değil, Ankara'dan da çevre il ve ilçelerden de misafirleri bekliyoruz. Değerli hemşehrilerim, 2014 yılındaki seçim dönemini hatırlıyorsunuz. Biz şahsım ve diğer aday arkadaşlarımız, diğer siyasi partilerin adayları huzurumuza çıkmış, meydana çıkmış, size vaatlerde bulunmuştuk. Ben de az önce arabadan getirdim. Şu kitapçığı içinde onlarca proje olan vaatlerimi size sunmuş. Bunun için de sen destek istemişim. Siz bize verilecek en büyük unvanı verdiniz. Bir öğretmen, bir memur çocuğuna bu şehrin yönetimini bahşettiniz. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir sevinç kaynağı. Hepinize şükranlarımı sunuyorum.
seçim beyannamemiz biraz geniş bir beyannamedir. Kimse de yoktu seçim beyannamemiz. Çok çeşitli vaatler vermiştik. O dönemde dediler ki bunlar yapılamaz. Bunları kimse yapamadı. Bırakın bunları yapmayı, maaş bile veremez dediler. Bunları hatırlıyorsunuz. Ben hatırlıyorum çünkü. Arkalarında iktidar yok dediler. Şükürler olsun. Bugüne kadar o dönemde ne söz vermişsek bugün itibariyle hemen hemen tamamını yaptık. Ve 10 yıllık iktidar döneminde yapılanları 4 yılda 2'ye katıldık. Bugün itibariyle söylüyorum. Kitapçıklar önce hanımlara söz vermiştim. Hanımlar konağı yapacağız demiştim. Buna bir ihtiyaç var demiştim. Bir kısmı buna itiraz etti. Yapamaz dediler. İlk önce açtık ve kullanıyorlar şu anda. Hanımlar memnun projemizden. Önce onu sormak isterim. Polatlı'nın modern çocuklarımız şu anda orada eğitim öğretim görüyorlar. Ve inşallah öbüründe ihalesini yaptık. Sanıyorum bir aya kadar da Şehitlik Mahallemizi ikinci bir kreşimizin temelini atacağız. Şentepeli hanımefendiler sokakta pazara çıkıyorlardı. Pazarcı kardeşlerimiz sıcakta, yağmurda ıslanıyorlardı. Bir pazar yeri yaptık, kapalı pazar yeri ve iş merkezi hizmete sunduk. Bunu da vaat etmiştik. Dedik ki Polatlılar piknik yapmaya temelli gidiyor. Buna son vereceğiz demiştim. Hemen arkamızda Üçpınar'da bir piknik alanımız yaptık. 2 sene önce hizmete açtık. Allah nasip ederse bir 10-15 yıl sonra da Karapınar'da bundan daha büyük hizmet açıyor. Bitirdik. Yine o bitecek. Hemen arkasında Üçpınar'da karşıdaki eski ağaçlık alanda da yeni bir piknik alanı yapıyoruz. Bunların hepsi hakikaten önemli projeler. Yine emekler konağı demiştik. Son adını değiştirdik ama şehrimizin meydanında Şehitler Parkı içerisine çok güzel bir mimariyle çocuklarımızın ders çalıştığı, spor yaptığı, büyüklerimizin oyun oynadığı, sohbet ettiği, restoranı olan bir sosyal tesis yaptık. Şehit Cüneyt Sertler sosyal tesisler inşa ettik. Bunu da söz vermiştik. Su parkı demiştik, işte bugün açıyoruz. Polat'ta hayvancılık gelişiyor, hayvan pazarı lazım demiştik. Onu da yaptık. Açılışa gün sayıyor da. Hayvan barınağı demiştik, çocuklarımız, hayvanseverler ilgilenirler diye. Bitirdik, açılışa gün sayıyoruz. Polatlı'nın bir alışveriş merkezine ihtiyacı var dedik. Ve şehrin girişinde geçen sene temelini attık, hatırlıyorsunuz. Kartaltepe yaşam ve alışveriş merkezimiz. Allah nasip ederse alışveriş merkezimizi de 29 Ekim tarihinde açıyoruz. Bu, evet. Bu proje alışveriş merkezi ve oradaki 500 konutlu proje Polatlı Belediye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesidir. İnşallah bunu da beraber hayata geçireceğiz. Gençlerimize söz vermiştim. Gençlik merkezi yapacağım demiştim. Yine Enerji Sanayi'nin arkasında biliyorsunuz bir gençlik merkezi inşasına başladık. İnşaat çok hızla devam ediyor. Kafası bitti. İçinde çalışılıyor. Ve hedefimiz, hesabımız 29 Ekim'e Cumhuriyet Bayramı yetiştirmek. İçerisinde teknoloji marketin olduğu, bay bayan spor salonlarının olduğu, kafeteryaların olduğu, kütüphanenin olduğu, çocuklarımıza ve gençlerimize eğlence merkezinin olduğu gençlik merkezimiz bitmek üzere. Otopark sözü vermiştik. Bir sözle içim yapıyoruz inşallah. Bir tanesini gençlik merkezinin karşısında başladık. İnşaatımız da yükseliyor. Bir diğeri de öğretmenimizin karşısında inşa ediyoruz. İhalesi bitti. Akıllı otopark yapıyoruz. 2 tane. Asansörlü. Yine bizim açımızdan çok büyük kıymeti olan rahmetli merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adına bir park vardı. Mezbeleydi biliyorsunuz. Giren çıkan yoktu. İnsanlar korkuyordu. Orayı ihya ettik. Oraya Selçuklu mimarisinde çok güzel bir eser kazandırdık. O da inşallah açılışlar serisinde gününü bekliyor. En önemlisi belediye binamız çok eski biliyorsunuz. Bir apartman dairesi konumunda. Yakışmıyor şehrimize. O zaman dedik yakışan yapmamız lazım. Eski terminal binamızın olduğu yere 30 milyon TL bütçelik
ülkesiyle Ulaklı'ya belki 50 sene, 100 sene yetecek kadar büyüklükte bir belediye binası inşa ediyoruz. Selçuklu mimarisinde. İnşallah diyoruz ki o bina bizim bu şehre olan mührümüz olacak. Yine kent konseyi bina sözü vermiştim. Bitirdik. İşte Toprak Konseyi ofisinin orasını kent konseyi olarak kullanacağız. Bunun yanında değerli hemşehrilerim, turizme dönük çalışmalar yaptık. POTA adında bir birim oluşturduk. Ve bugün Polatlı'nın turizm alanında ciddi gelişmeler yaşanıyor. Potansiyelimiz çok çok arttı. Ankara'dan sayısız misafirimiz geliyor. Onları rehberler eşliğinde misafir ediyoruz. Bundan yavaş yavaş özellikle yol boyundaki esnaflarımız faydalanmaya başladılar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çarşıya da bu seyahat edecek. İş grup kurduk. Kendi iş grubumuzu oluşturduk. ARGE adını verdiğimiz. Arkadaşlar şu an itibariyle 6500 Polatlı'lı vatandaşımızın işe girmesine vesile oldu. 6500 kişinin. Bu kadar vatandaşımızın, kardeşimizin evine ekmek götürmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Buna vesile olduk. Yine hanımefendilere, girişimci kadınlara dair söz vermiştik. Hanım ile çağrıştı diye bunu yaptık, inşa ettik. Engelli hizmetlerimizde, özellikle engelli kardeşlerimizle bir çığır açtık. Onlarla bugün çok farklı projeler geliştiriyoruz. Onlar çok mutlu. Bizim açımızdan başka bir önemi olan ve partimizin kurumsal kimliği olan, kurumsal vaadi olan Hilal Kart projemizi hayata geçirdik. Biliyorsunuz belediyeler toplumda ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım yapmakla görevliler. Daha önce bunlar gıda paketleriyle yapılıyordu. Bunu kaldırdık. Dedik ki biz vatandaşın evine bizim dediğimiz gıdaları göndermek yerine bunun parasını verelim. Kendisi ne isterse onu alsın dedi. Hilal Kart projemiz hayata geçti. Bugün 1000 civarında Polatlılı kardeşimiz elindeki kartla Polat'taki her türlü alışveriş merkezinden ihtiyacını karşılayabiliyor. Böylece veren el alan eli de görmüyor. Proje hem insani, hem İslami, hem de ekonomik bir proje. Ben bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla şunu demek istiyorum ki, söz verdiğimiz hemen her şeyi Allah'ınıza yaptık. Bize dediler ki yapamadılar, yaptık. Maaş ödeyemez dediler. İşçi kardeşlerimiz de burada. Bırakın maaş ödemeyi, sözleşmenin dışında ek zamlar verdik. Memur kardeşlerimize performanslar verdik. Ek ücretler verdik. Tabii bir tek konuda haklı çıktılar değerli arkadaşlarım. Arkamızda iktidar yoktu. Doğru, iktidar partisi arkamızda değil. Ama bizim arkamızda Kadir Şinas Polatlı halkı vardı, siz vardınız. Bütün bunları sizle beraber yaptık. Bütün bunları sizin desteğinizle yaptık. Kıymetli hemşehrilerim, tabii yeni dönemde ilk defa Büyükşehir Yasası gündeme geldi. Ve 82 tane köy mahalle oldu. Üçpınar Mahallesi diyoruz. Aslı Üçpınar köy. Bunların hepsine Allah şahittir, muhtarlarında da var burada biliyorlar. Hepsine ulaştı. Diyor ya, az oyalan köyden hizmet başlamaz diyorlar ya, biz bunu tam tersini yaptık. Tam tersini yaptık. Dedik ki oy seçim sandıkta bitti, hizmette adil olmak lazım dedik. Ve bugüne kadar 82 tane köyümüzün her birinde çok çeşitli hizmetler yaptık. Hatta yetmedi, Haymana'nın köylerine, Sivrihisar'ın köylerine, Beypazarı'nın köylerine hizmet götürüyoruz şu an. Dolayısıyla diyorlar ki bunlar nasıl yapılıyor? Biz yapamadık bunu 10 yılda iktidar gücümüzle. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Bu şehre olan hizmet aşkımızla yapıyoruz. Kaynakları doğru kullanarak yapıyoruz. Tasarrufla hareket ederek yapıyoruz. Ve yeni kaynak üretiyoruz. En önemlisi de sizlerin duasıyla, desteğiyle yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Biz söz verdik, yaptık. Şimdi onlar düşünsünler ne yapacaklar. Tabii geçen 4 yılda bunları yaptık ama
Aynı zamanda biz Polatlı'da ve Polatlı Belediyesi'nde belediyecilik anlamında bir zihniyet değişikliği yaptık. Evet, iyi. Düne kadar kapalı olan kapıları sonuna kadar açtık. Evet. Hem kapılarımızı açtık, hem gönlümüzü açtık. Bugün Polatlı'da her bir vatandaşın gerek belediyedeki makamımızda, gerek cep telefonu beni arayıp derdini anlatma, sorununu anlatma, önerisini sunma hakkına sahip. Dolayısıyla bu anlayışı halka tepeden bakan anlayışı, halkı yok sayan anlayışı yerde bir ettik. Kapıları sonuna kadar size açtık. Bu benim en büyük projem zaten. Tabii her şartta fakirin fukaranın yanında olmaya, gözü yaşlının gözünün yaşını silmeye de gayret gösteriyoruz. Biz inandığımız çizgide Millet Hareket Partili bir belediye olarak bunları yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Polatlı'yı Anadolu Bozkırı'nın parlayan yolu yapmak noktasında çok büyük mesafe aldık. İnşallah bunu gerçekleştiriyoruz. Bu başarı sizindir, bu başarı bizimdir, aslında hepimizin. Öyle demek lazım. Cenab-ı Mevla ömür verirse de, sizler de fırsat verirseniz, biz önümüzdeki dönemlerde, yıllarda da bu şehre ve sizlere hizmetten çok büyük bir şeref ve onur duymaya devam edeceğiz diyorum. Mesajlarımız yaklaştı. Aslında milletvekilimiz ve il başkanlarımız geliyorlar. Geldiler. Ama sizi beklettik diye il başkanımız nezaketen siz açılış yapın, halkımız beklemesin dedi. Şimdi gelmek üzereler. Ben de onları karşılayacağım. Geldiler, geldiler. Hep beraber açılışımızı yapacağız. Ben hepinizi tekrar saygı, hürmet, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah yeni açılışlarda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Evet, misafirlerimiz değerli konuklar. Çok teşekkür ederim. Başarılı sayın.